Sevgili Bizans Channel Turk izleyicileri, Emine Karakurt'la Realite programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kişisel gelişim. Yani bütün sistemlerin başında gördüğüm kişisel gelişim bu konunun uzmanı Sayın Ahmet Kara, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Merhaba. Ee, aslında çok böyle e, şey e, sizden e, bahsetmek istemedim. Kendiniz bahsedin ve biraz böyle kişisel gelişimi açalım da istedim. Çünkü çok dolu bir insansınız. Ee, i̇nsanlar kişisel gelişim deyince işte yani gelişmeyle ilgili bir şeydir herhalde diyorlar. Tam bir özünü seyircilerimize aktarırsanız mutlu olacağım. Şöyle değerlendirelim isterseniz kişisel gelişim aslında büyüme ve gelişme ile birlikte başlar diye düşünelim. Büyüme biliyorsunuz ağırlıkça ve hacimce artış ama gelişme ise doku ve organların tam olarak fonksiyonlarını yerine getirebilmiş olması. Peki gelişmeyi değerlendirirken biz zihinsel gelişme, beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz, ruhsal değişimimizi ne kadar gerçekleştiriyoruz, evet. hayatta karşılaştığımız sorunlara karşı ne kadar uyum sağlayabiliyoruz veya sorunlara ne kadar çözüm yeteneğimiz ee, bizi hayatta daha az sorunla karşılaştırıyor. Bütün bunları irdelediğimiz zaman karşımıza bir şey çıkıyor. İnsan yaşadığı sürece problem çözmesi gerekiyor. Problem çözerken de bunun yöntemlerini öğrenmesi gerekiyor. Ee, eğer biz bu problem çözme yöntemlerini kişisel girişim olarak değerlendirirsek, sahip olduğumuz potansiyelin zirvesine çıkabilmek için nirvana noktasına varabilmek için kendi özümüzde olan değerlerin tamamını üretim bilgi ile ortaya yeni şeyler koyabilmek için üretim yolculuğu Çok kişisel gelişim gelişim yolculuğu diye değerlendirilebilir. Nirvana dediniz. Yani e, eski öğretilerde de nirvanası bir sufizmde de olsun. Evet. E, belli bir salih insan moduna gelebilmek yani belki bu işin nirvanası o diye düşünüyorum. Bir insan gerçekte bir hayatta nirvanaya gidebilir mi? Eğer isterse gider. Bunun için birinci şart eğitim. İkincisi de her insanın hayatında var olduğu bazı temel değerler var. Aslında olayı şu şekilde değerlendirebiliriz. Okumak cahileti arttırır. Çok garip bir açıklama oldu. Okumak nasıl Doğru. cahileti arttırır? Çünkü okuduk sıra bir hiç olduğunuzu anlamaya başlarsınız, eksik olduğunuzu anlatmaya başlarsınız. O zaman neyi okuyacağız? Bir müddet sonra okuduğumuz kitaplar ve defterler bizim için yeterli olmuyor. O zaman kainatı okumaya başlayacağız, insanı okumaya başlayacağız evet. ve içinde yaşadığımız çevreyi algılamaya başlayacağız. Okumak sadece e, harfleri, kelimeleri telaffuz etmek, o sözcükleri tekrar etmek değil. Anlamak, idrak etmek, yaşamak, ilgilenmek, ondan ders çıkarmak, onunla ilgili geldiği nokta, gideceği nokta ile ilgili olarak fikir üretebilmektir. Kişisel gelişim aslında insanın hayatında gelişim yolculuğudur. Gelişim ki ta bebeklikten başlar, mezara kadar devam eder. Nirvana'ya ulaşmış dediğimiz insanların hayatına baktığımız zaman kendini tanımlamış, kendi içsel yolculuğunu tamamlamış ve içinde bulunduğu ortamda bir ışık yayabilen insanlar olarak değerlendirebiliriz. Bunu şu örnekle de değerlendirebiliriz. Anadolu bilgilerinden bilgelerinden Mevlana'ya dikkat ederseniz aşkın üstadı. Peki evet. aşkın üstadı kimden öğreniyor bunu? Şems'ten. Şemsi Tebriz'den. O zaman her işin bir uzmanı var. Örneğin televizyonculuğu ben sizden öğrenmem gerekiyor. Ek ekmek yapmayı kimden öğrenmem gerekiyor? Fırıncıdan öğrenmem gerekiyor. Dikiş dikmeyi kimden öğrenmem gerekiyor? Terziden öğrenmem gerekiyor. O zaman aşkla ilgili ruhsal yolculukla ilgili olarak da insanın ruhsal yolculara e, rağbet etmesi gerekiyor, ruhsal yolculuklara çıkması gerekiyor. Onun için insan ilk önce kendini tanıyacak, tanıdıktan sonra da bu ruhsal yolculuğa bir noktadan başlayacak. Şimdi e, günümüzde biliyorsunuz havalı olsun diye her eğitimin başına böyle güzel isimler konuluyor. Yani aslında hepsinin sonucu insanın kendini bilmesi yolculuğu. E, tabi. Yani havalı ismine giden de var bilinçli giden de var bu konulara. Hemen bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Yine Anadolu Bilgelerinden Yunus Emre diyor ki aradım kıldım eyledim ilmi evet. talep ama ilimden önce ille de edep ille de edep. Evet. Bir insan her şeyden önce haddini bilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Hakdini bilen bir insan için yeryüzünde öğrenilebilecek her şey mümkündür. Ama ne kadar mümkündür? Örneğin biz bütün okyanusların sırrını çözebilir miyiz? Hayır. Çünkü bizim ömrümüz sınırlı. Kapasitemiz sınırlı, öğrenebileceğimiz bilgi sınırlı. O zaman mutlak kudretin sahibi, mutlak ilim sahibiyle de bir bağ kurmamız gerekiyor. Evet. O da nedir? Ruhsal yolculuğun başlangıcıdır. Belki de insanlar da bunların bir kolu. Ben e, bir hayatı e, yani zaten kadim insanlar da bir hayat ağacı diye göstermiştir. Elbette. Her birimiz bir dalıyız veya bir yaprağız belki de. Evet. Ee, bunun için e, maalesef e, ben bazen üzülüyorum bu duruma. E, biz e, şifacılar, kişisel gelişim uzmanları belki birlik olduğumuz zaman. E, Tabii ki o derya denizi tek başımıza taşıyamayacağız veya kaldıramayacağız. El birliğiyle belki denizi keşfedebiliriz. Elbette bunu şöyle değerlendirebiliriz isterseniz. Bu bina yapılıyor. Bu bina mükemmel bir şekilde insanların oturacağı bina. Peki camcının yapacağı işi duvarcı yaparsa ne olur? Elini keser. Evet. Duvarcının evet. yapacağı işi camcı yaparsa ne olur? O da merdivenden kayarak düşer. O zaman her insan işini iyi yapmak için uğraşmalı. Yani bedenin şu şekilde düşünmeli bizim göz görmek için gayret sarf etmeli. Evet. Göz duymaya kalktığı zaman, kulağın işini yapmaya kalktığı zaman olmuyor. Doğru. Herkes insan olarak şunu yapması gerekir. İnsana yakışan ne? Eğer insan bir gözse, görmek için. İnsanın bedenin yapısına baktığımız zaman bir bedeni, bir aklı, bir de ruhi ihtiyaçları var. Ruhi ihtiyaçları nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl tatmin edebiliriz? Bedeni ihtiyaçlarımız ne? Ekmek, su. Peki aklın ihtiyaçları ne? Bilgi ve bilim. Ruhun evet. ihtiyaçları ne? İnanç ve sevgi. Şimdi şunu değerlendiriyor insanlar. Ruhun gıdası müziktir. Hayır ruhun gıdası inançtır. Nefsin gıdası müziktir. Evet. Nefis bize hoş evet. evet, evet ruhun nefsi ayırt etmeyi öğrenmesi gerekiyor aslında insanın. Belki de bunu çok iyi anlatanlar olmadı herhalde. Yani geçmişte biz hazır bilgiye yani kendimizde de bunu keşfetmeye uğraşmadık. Ama bunu şöyle değerlendirelim isterseniz. Bir insan kendini tanımak için uğraşmazsa, başkasının e, yaptıklarıyla, başkasının ortaya koyduklarıyla beslenmeye çalışırsa belki de yeterli olmayacak. Örneğin bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir e, ürün var ortada. Bu üründen kaç farklı şekilde yararlanabiliriz? Elimizdeki kalemi sadece yazmak için kullanırsak biz kalemi sadece yazabilecek bir araç olarak değerlendirebiliriz. Evet, evet. Ama kalemi saç tokası olarak kullanırsam onun sonra elektrik kesmek için plastik olduğu için elimi çarpmaması için elektriğin düğmeyi kapatmak için kullanırsam, bardağımı karıştırmak için kullanırsam, cetvel olarak kullanırsam, şekil çizmek için, ayraç olarak kullanırsam kitabımın arasına bakın yüzlerce farklı şekilde kullanabilirim. O zaman nesneleri siz bilginiz dahilinde kullanabiliyorsunuz. Bilgi güçtür kavramı işte burada başlar. Siz sahip olduğunuz bilgiler doğrultusunda yönlenebilirsiniz, ilerleyebilirsiniz. Tabii tamam, bu bilgi sadece aldığımız bilgi değil. Önceden bizim bilinçaltımıza atılan bilgi, farkında olmadığımız. Biliyorsunuz bilgi bir formal bir de informal evet, olarak elde ediliyor. Evet. evet doğru, doğru. Evet. Şimdi e, belki de Öğretilen bize küçüklükten beri belli bir çizgide gitmemiz gerekti. Yani bu çizgiyi aşmadan korkuyoruz. Yani şimdi bir şey öğreniyoruz yok böyle olması gerekiyor onun dışına çıkamam. Şimdi, Yaratıcı olamıyoruz o zaman. Elbette medeniyetin gelişmesi mevcuda razı olmayan insanların gayretiyle ortaya çıkar. Tamam. Bakın, toplumda hastalıklı insanlardan insanlar der ki GDO'larla yani genetiği değiştirmiş evet. organizmalarla acaba o hastalıklı geni taramış olsaydık, ortadan kaldırmış olsaydık ne olacaktı? Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, Einstein'a baktığımız zaman Einstein disleksi öğrenme zorluğu çeken evet. bir delikanlıydı. Ama annesi ona yeteri kadar ilgilendi ve bazı gayretler sonucunda Einstein oldu. Eğer onu biz dışlamış olsaydık, o disleksi evet. hastalığı olmamış olsaydı Einstein Einstein olmayacaktı. Çok o zaman doğru. başımıza gelen sıkıntılar aslında bizim gelişimimiz içinde bir fırsat. Gelişimi nasıl değerlendireceğiz? Önümüze bir engel çıktığı zaman biz burada bir çözüm üreteceğiz. Evet, evet. Çözüm e üretme mantığımızdır aslında bizim kişisel gelişimle ilgili düşüncemiz. E şeyde de, dinimizde de denir ya, kendi ellerinizin yaptıklarından sorumlusunuz. E elbette, elbette. Bugün kişisel gelişimin aslında en temel manifestosu nedir biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin veda hutbesidir. Kişisel gelişimin en temel manifestosu, Acizane hani benim internet sistemde de yayınlıyorum ben bunu. Kişisel girişim dediğimiz zaman bir insanın yapabileceği en iyi şey iyi insan olmak. Efendimiz diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Evet. evet. o e zaman güzel ahlak ne? Sorusuna verecek cevap. Güzel ahlak bir insanın aslında sadece bilgi sahibi değil erdem sahibi olması gerekiyor. İnsan bir kızıl deli diyor ki siz diyor hep bildiklerinizi anlatıyorsunuz diyor. Bilgi sahibi olmakla. Oysa hikmeti ararsanız bilmediğinizde öğrenirsiniz. Biz Çok hikmeti doğru. aramalıyız. Çok doğru. Ee, sevgili, e, sevdiğim insan e, Atatürk de bunu söylemiştir. Bütün üstadların olduğu gibi bıraktığı izlerde. O da demiştir ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda e, mevcuttur. Elbette. Şimdi asil demekteki amaç işte özel bir kan e, manasında değil içinde bilgi gizli diyor. Yani sen bu topraklarda... Ee, o kadar kadim uygarlıklar geçmiş ki senin kanın burunun bilgisini taşıyor. Önce oraya bak. Yani kendine bak. Ha kendine bak. İşte bununla alakalı hemen kan deyince aklıma geldi. Ee, Emine Hanım şu şekilde değerlendirebiliriz. Sizin her konunuz insanın, bu arada. E, evet e, Her insanın öğrenme özelliği parmak izi kadar farklıdır. Kan gibi farklıdır. O zaman biz öğrenme özelliğimiz derler. Kişisel girişimle ilgili. Öğrenme özelliğimizi, kendi özelliğimizi evet. keşfedeceğiz. Kendimizi keşfettikten sonra onunla neler yapabiliriz? Örneğin ben bir balıksam bana uçmayı öğretmeleri biraz zor olur. Ama en hızlı yüzebilen balık olabilirim belki. Evet. Eğer ben bir köstebeksem en iyi toprağa kazan köstebek olabilirim. O zaman benim yapabileceğim şey sahip olduğum potansiyel içerisinde onu daha verimli, daha iyi, daha güzel ürünler ortaya koyabilmek için rehberlik edilmesi gerekiyor. Aslında kişisel gelişim bu. Her şeyden önce insanı tanımaktır kişisel gelişim. Bir takım metotlar öğrenilebilir. Evet. Ama şunu değerlendirelim. Bilgiyi herhangi bir otoriteden öğrenebilirsiniz. Ama öğrenme aşkını sadece yine başka bir insan öğretebilir. Öğrenme aşkı içerisinde olması gerekiyor. Hı -hı. Burada kişisel gelişimin felsefesi ve hocası çok önemli çıkıyor. Öğrenme aşkı öğretemeyen bir öğretmen kişisel gelişim hocası olamaz. Çok haklısınız. Çünkü... E Sanırım e, hocalarımız belki ben de dahildir buna. Ben de hocalık yapıyorum ama e, önce kendi yolculuğunu bitiremiyor ve e, işte. Eğitimde verdiği bir ahkamla yaşantısına bakıyorsunuz farklılıklar gösteriyor. Ben eğer bunu yaşamıma da aktarabiliyorsam bir örnek olacağımdır. Ya da ne bileyim bir insanız bizim mükemmel olmamız beklenmiyor. Evet hatalarım da var yanlışlarım da var. Evet. Erdemli kabul edip bunu da evet hatam var ama değiştirebilirim. Şimdi hatalarımızdan ders alırsak hatalardan hmm. e, aklımızda kalan tecrübeleri kullanırsak evet. aynı hatayı bir kez daha yapmayabiliriz. Hatalardaki sahip olduğumuz evet. tecrübelere. Aslında her zaman bir insan kazanır. Hatasından da tecrübe kazanır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yaşadığımız sürece bizim kazanımlarımız evet. var. Ama bu kazanımları biz nereye kadar taşıyabiliyoruz ve ne kadar üretebiliyoruz hayatımızda bunu değerlendirmek gerekiyor. Çok doğru. Eğer insan hayatında bir şeyi değiştirmek istiyorsa daha önce bunu yapan binlerce insan var. Bazen e, sahip olunan tecrübeyi göz ardı ederek illa onu denemeye gerek yok yani. O zaman o tecrübeli insanların edindikleri tecrübeyi alırsak kısa süre içerisinde evet, daha, evet, daha evet, büyük evet. işler Haklısınız. yapma fırsatı ortaya çıkar. Haklısınız. Tabii bu deneyimlerinizi kitaplarınıza da aktardınız. Biraz kitaplarınızdan şöyle ...bahsederseniz e, benim fark ettiğim çocuklarla ilgili de bir kitap yazmışsınız. Evet çocuklarla ilgili e, yazmaya çalıştığım kitabın adı İnci Atölyesi. Ha. Eğer çocuklarımız bir inci kadar değerliyse evet. bizim için o incinin de işlendiği atölye ailedir. Evet. evet. Aileler. Evet. Bence okul ilk önce evde başlar. Her şeyden önce eğitim bir insanı yetiştirmek için karnını doyurmaktan daha fazla evet. ruhunu doyurmanız gerekiyor. 20. yüzyılın en büyük sorunu nedir sorusuna verilecek cevap bence en büyük sorun sevgisizlik ve bir insan sevgisiz büyüdüğü zaman o kadar büyük sıkıntılar yaşıyor ki kendi hayatında ve çevresine o kadar büyük zarar veriyor ki Doğru. o zaman bir insan sevmeyi öğrenmeli, kendini tanımalı ve hayat yolculuğunda anne babasının rehberliğiyle hayata evet. adım atmalı. E ee, dilenci gibiyiz galiba değil mi? Hayatta eğer alamadıysak sevgiyi. E tabii ki. E, sevgilimizden, e, ne bileyim, e, arkadaşımızdan, dostumuzdan almaya çalışıyoruz. E, tabii ki, tabii ki. Ama şu var, gerçek sevginin insan hayatında yerini bulursa eğer, yüreğimizde biz o sevgiyi yerleştirirsek sevgi öyle bir tohum ki asla çürümeyen, asla küçülmeyen, asla etrafa zarar vermeyen, sürekli büyüyen müthiş bir gölgelik ağaç gibi düşünün. Meyvesi haklısınız. de var, gölgesi de var, hoş çiçekleri de var, hoş kokusu da var. Çok doğru. Çok doğru. O zaman ne yapılması gerekiyor? Genç beyinlerin yani o genç beyinlerin üretken tarlalarına, beyinlerine, zihinlerine sevgi tohumu ekmekten başka çıkar yolu yok. Evet. Evet, haklısınız. E çocuklar e Birçok kişiyle konuştuğumda çocukluğunda yaşadığı olaylara baktığımda ya anneden sevgi alamamış ya da babadan alamamış. Evet. Hani bizde derler ya, öksüz müsün, yetim misin derler. Evet. Ee, babadan alamadıysa bu tarafı göçmüştür. Anneden alamadıysa evet. bu tarafı göçmüştür. Belki bu sağ sol beynimize de etki ediyor. Bunlardan bahsettiniz mi, hiç değindiniz mi? Evet. Şöyle değerlendirelim. Bir çocuğun zekasının gelişmesinde babasının onu ilgilenmesi oldukça önemli. Eğer çocuğun saçlarını babası okşuyorsa evet. çocukta zeka gelişimine. Eğer çocuğun saçlarını annesi okşuyorsa onda şefkat gelişimine delalet eder. Harikasınız hocam. Harikasın. Şefkat o kadar önemli ki. Bugün yeryüzündeki insanların en büyük ihtiyacı olan şey ne biliyor musun? Kendi türüne karşı merhamet. Yüzyılımızın en büyük sorunu ne biliyor musun? Merhametsizlik. Çağımızın en büyük sorunu ise sevgisizlik. Evet. Kendi türünü öldüren Başka bir canlı yok insan kadar. Haklısınız, haklısınız. E biz şimdi e, ben e, bakıyorum insan önce kendini sevmeyi öğrenememiş. Başkasını nasıl sevsin, nasıl doğayı sevsin, e, nasıl hayvanları sevsin. Elbette. E, sevmediği için de gösteremiyor da. E, ben önce insanların yüzleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Bir bak. Niye sevmedin bu bedeni, niye barışmadın kendinle? O zaman şu var, insan işte ilk önce kendini sevebilmesi için sevginin ne demek olduğunu tanımlaması gerekiyor ailede. Eğer sofrada Aha. oturduğu zaman karşılıklı yemek yerken anne, baba, kız, delikanlı evet. her neyse... O sofranın adabı gereği sadece yemek değil. Bence sofrada evet. insanın en önce doyması gereken ne biliyor musunuz? Çorbadan önce, yemekten önce, tatlıdan önce o kaşık kaşık alınması gereken sevgi. Eğer siz çocuğunuza sevgi yedirebiliyorsanız, sevgiyle doyurup, sevgiyle büyütebiliyorsanız aç kalsa dahi o çocukta sorun olmaz. Asla olmaz. Çok haklısınız hocam. Yani işin zaten... Mutfağını biliyorsunuz. Gerisi kolay yemek evet. yapılır. Evet. evet, evet. İlk önce ana felsefe. <laughs> evet. Bir insanın evet. yetişmesi için bedeni ihtiyaçları kadar akli ihtiyaçları, akli ihtiyaçları kadar ruhi ihtiyaçları da tamamlanmalı. Bunun için sevgi birinci etken. Evet. Sevgi de ilk önce anne baba ve ailede. Çok doğru. Benim annem de zaten yok ki atıyorum yarım bardak annesinden. Sevgi almış bana verebileceği yarım bardak mücadele de etmez. Evet. Ee, sevgi bir şekilde belki de çocuklardan öğreniyoruz biz onun nasıl sevileceğini. Onlar zaten o kadar şey. Çocuklar hissettiriyorlar. değil aklıma hemen şu geldi. Şunu değerlendirebiliriz. Şimdi bakın e, düşmanınızın çocuğu olsa dahi çocuğu görünce bir gülümseme geliyor içinizden. Evet. Çünkü evet. çocuk günahsız. Evet. Hata yapmamıştır. Saf Hata gelince. yapmayan insanların sevgisi ve masumiyeti gerçekten çok hoştur. Evet, evet. Evet. Eğer çocuklardan o sevgiyi biz çocuklar kadar saf ve samimi olarak alıp yaşayabilip öğrenebilirsek işimiz daha kolay olacak. O zaman bir şey yapmak için ne yapacağız biz? Çocukla yetişkini değerlendirdiğimiz zaman çocuk aslında yetişkin bireyin babasıdır. Evet. Yetişkin çocukluktan gelir. Harikasınız. O zaman biz çocuğu değerlendireceğiz. Çocuğun içerisinde ne var? Ne koyduk? Çok çocuğun da. içerisine ne koyduk? Çocuğun içerisine sevgi koyabildiysek, çocuğun içerisine şefkat koyabildiysek, merhamet koyabildiysek... ...o çocuk kendi kişisel gelişim yolculuğunu zaten bir şekilde tamamlayacaktır. Yani zırhını kuşandı gibi. E, tabii evet ki. tabii ki. Hocam diğer kitaplarınız da var. Biraz e, başarının biyolojisi ve işte başarı diye. Yani bizim başarılarımızla ilgili yol gösterdiniz ama ben şeyi merak ediyorum... Gelecekteki planınız nedir? İnsan gelişimine nasıl bir katkı sağlamayı düşünüyorsunuz? Kendi gelişim, projeleriniz vardır. Evet, bir insanın kendini geliştirebilmesi için okuması gerekiyor. Bu hmm. okumak sadece kitaptan okumak değil, kainatı okumak, daha evet. sonra tartışması, daha sonra sindirmesi gerekiyor. Sindirdikten sonra da buradan bir ürün, bir şey ortaya evet. koyması gerekiyor. Yeni kitaplar yazmak hayalim, yeni programlar evet. yapmak, yeni çalışmalar ve genç kuşaklara sahip olduğumuz bilgiyi aktarmak. Biliyorsunuz bilgi babadan oğula genetik miras olarak aktarılmış olsa dahi Doğru. zeka ama bilgiyi biz fazla aktaramıyoruz. Babadan oğula mal kalıyor, para kalıyor, borç kalıyor ama bilgi kalmıyor. Her kuşak kendi bilgisini kendi öğretecek. O zaman yeni kuşaklara bilgi öğretme konusunda Çaba sarf etmeliyim. Hocam bir son sorum daha olacak. Şimdi bazen e, bize danışan insanlar oluyor. Belki siz bir kitap yazarı olarak bunu çözmüş olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, ya da bir öneriniz olabilir. Şimdi birçok insana bakıyorsunuz ben kitap okumayı sevmiyorum diyor. Evet. Sevdirmek için bir yol öğretebilir misiniz? Nedir? Mümkün. Yani, Bu kitabı ben evet. okuduğum zaman hayatımda ne değişecek? Bu kitapta ben hayatımda birçok şey değiştireceğim. O zaman sonucu düşünerek işe başlamak lazım. Evet. Sonucu düşünerek işe başladığımız zaman enerji alıyoruz. Evet. Diyelim ki bir işe giriyoruz. Oradan alacağımız parayı düşündüğümüz evet. zaman hemen o işi yapmaya gayret oluşuyor değil mi? Çok o kal. zaman bu kitaba sahip olduğumuz zaman bu kitaptan elde edeceğimiz bilgilerle benim hayatımda değişecek olan neler var sorusunu ayrıntılı bir şekilde göz önüne getirebilirsek kitap okumak artık o kadar sıkıcı gelmeyecektir. Bir. İkincisi de rol modeller. Hı hı. Herkes kitap okuyorum diyor ama maalesef çok fazla okumuyor. Neden? Nedeni de şu. İnsanlar kitap okumayı e, genel olarak toplumda boş zamanda yapılacak bir iş olarak derler. Hayır kitap boş zaman değil. Kitap ciddi zaman ayrılıp okunması gerekiyor ve hayatınızı değiştirmek istiyorsanız ünlü bir düşünürün dediği gibi Tanrı bana kitap dolu bir ev ve çiçek dolu bir bahçe ver huzuru bulayım düşüncesini yaşamanız gerekir. Harikasınız. Çok büyük katkılarınız oldu. Teşekkürler. Genelde kişisel gelişim uzmanlarından böyle bu kadar sıra dışı şeyler e, beklemiyorum. Bazıları çünkü belli bir ritüelde gidiyor. Ve e, çok enteresan bir yapınız var. Keyif kattınız bana. Teşekkür ederim. Siz güzel görüyorsunuz. <laughs> çok teşekkürler. Ve işin özünü bilen birisi olarak eminim izleyicilerimiz de çok bilgi almışlardır. Nereden gitmeleri gerektiğini tahmin ediyorlardır. Umarım. <laughs> Teşekkür ederim. Bugünkü süremiz doldu. Ee, kişisel gelişim Derya Deniz hocamızın da dediği gibi ama biz e, süremiz kısıtlı olduğu için en öncelikli konuları tartıştık. Tekrardan görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.